bir bahçenin derinliklerinde eski zamanlardan, belki 20. yüzyılın başlarından bir güzel. Genç kadın pembe bir gülü kokluyor ya da onun ipeksi yapraklarına bir öpücük konduruyor. Kim bilir, belki de onu sevdiğinin yerine koyarak. Sol eliyle dikkatlice gül fidanının dalını tutarken diğeriyle zarifçe gülü kavramış. Gözleri kim bilir hangi hayallerin yüküyle yarı kapalı. Yanağında gülden ödünç alınmış gibi duran belli belirsiz bir pembelik ve güzelliğinin nişanesi küçücük bir ben. Saydam giysisinin örttüğü teni dupduru, bembeyaz. Yaka ve kollarında danteller, ince belinde enli bir kuşak ve ensesinde gösterişsizce bağlanmış incecik bir tülün altından yanağına ve ensesine düşmüş kızıl saçlar. Osmanlı toplumunun değişen yüzüne tanıklık eden çağdaş bir cumhuriyet kadını bu. Neredeyse tüm tabloya hakim bu genç kadından biraz uzaklaşalım. Figür, güllerle, pembeler ve beyazlarla çevrelenmiş. Arka planda ulu bir ağacın gerisine gizlenmiş beyaz bir ev. Belli ki o da bu hikayenin bir parçası. Bahçenin belirsiz bırakılmış gölgeliklerinde belki de bu evin sırları saklı. Güllerin bin yıllardır insanı büyüleyen kokusu adeta tuvalden taşıp izleyiciye kadar ulaşıyor. Tıpkı Abdülhak Şinasi İhsar'ın Boğaziçi Yalıları kitabında yazdığı gibi, bu tabloda da çiçeklerin kadifeli bir sıcaklık içinde gelen kokularını elle dokunulacak ve okşanılacak gibi duymak mümkün. Yarım boy portre, üçgen grafik düzende resmedilmiş. Figürün başı eserin merkezinde. Göz, figürün yüzünden başlayarak tabloda geziniyor. Dış mekandaki nesnelerin tablonun dışında da devam ettiği izlenimi esere süreklilik kazandırmış. Orta plandaki yatay hat sahneyi arka plandan ayırıyor. Bu yatay hat sahnenin gerisine doğru hafif daralarak perspektif algısı yaratmakta. Ön plandaki aydınlık alanlar arka plandaki koyu tonlarla zıtlık içinde. Bu bağlamda figür açık ten rengiyle son derece çarpıcı. Arka plandaki koyu tonlar ön plana figürün belindeki koyu renk kuşakla taşınmış. Geniş ve rahat fırça vuruşlarının hissedildiği eserde zıt renkler uyumlu bir şekilde dengelenmiş. Şimdi de eseri çerçeveleyen sorulara odaklanalım. Bu tablo kimin imzasını taşıyor? Ne zaman yapılmış? Bu kadın kim? Bu yer neresi? Bu soruların kimilerinin yanıtını biliyoruz. Kimileri ise yanıtsız. Tablodaki imza Türk resminin en büyük isimlerinden İbrahim Çallı'ya ait. 1882-1960 yılları arasında yaşayan ressam, şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi'nin ardından devlet bursuyla Paris'e gitmiş. Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde Fernand Cormon'la çalıştıktan sonra yurda dönmüş. Emekli oluncaya kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde birçok ressam yetiştirmiş ve Türk Ressamlar Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer almış. 1914 ressamlar kuşağı onun adıyla Çallı Kuşağı olarak anılır. Bu tarihsiz tablonun yapıldığı yılı da, tasvir ettiği mekanı da bilmiyoruz. İstanbul'un hemen her semtinde resimler yapan Çallı, kentin tarihi ve doğal dokusunu sıkça resimlerine taşımış. Kentteki yaşamı, köşk, konak ve bahçeleri hızlı fırça vuruşlarıyla izlenimci bir teknikle ele almıştır. Dönemin her yaştan seçkin kadınlarının portrelerini yapmıştır. Gül koklayan kadın kimdir? Ressam onu resmetmek için şövalyesini hangi bahçeye kurmuştur bilinmez. Bu güzel büyük adada bir bahçede dinleniyor ya da Çamlıca'da geziniyor olabilir. Kim bilir? Gül koklayan kadın tablosu, İngiliz ressam John William Waterhouse'un 1908 tarihli Gülün Ruhu portresine üslup olarak değilse de yapı olarak ciddi bir benzerlik gösterir. Ancak Çallı'nın bu sanatçıyı tanıyıp tanımadığına dair bir bilgi yoktur. Çallı'nın en duygulu ve etkileyici yapıtlarından olan Gül Koklayan Kadın, 50'ye 72 santimetre ebatlarında tuval üstüne yağlı boya tekniğiyle yapılmıştır.
İş Bankası koleksiyonunda yer alan eser, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde görülebilir.